Hocam diyabet günü bugün nasıl ilgi katılanlar? Katılımı oldukça iyi. Zaten bugünü diyabet açısından bir farkındalık oluşturmak, halkı bu konuda bilinçlendirmek için düzenliyoruz. Bu 14 Kasım diyabet açısından önemli bir gün. Diyabet tedavisinde kullandığımız insülini bulan bir doktor arkadaşın doğum yılına atfen 2007 yılından beri bu gün kutlanmakta. Amaç diyabet konusunda bir farkındalık yaratmak, hastaları bu konuda bilinçlendirmek, aynı zamanda taramalar yapıp bu hastaları tespit etmek. Diyabet son yıllarda ciddi artış göstermekte. Sosyo-kültürel yaşamın değişmesi, hareketsizlik, gıda alışkanlıklarımızın değişmesi, obezite bu hastalığa yatkınlık oluşturmakta. Hepimizin az çok bildiği kadarıyla eğitim seviyesinin gelişmesiyle tabii birlikte diyabet hastalığı hem aşırı kilo alımı, yemek alışkanlıklarının daha ziyade fast food tarzı yiyeceklere kaçınma ile birliktelik oluşturmakta. Bu gibi kişilerde diyabet hastalığı daha çok ortaya çıkmakta. Onun dışında bu hastalığın tedavisi de var tabii. Zor bir tedavi değil. Yeter ki tedaviye uyalım. Bazı ilaçlardan özellikle insülin başlanması gerekiyorsa hastaların bundan kaçınması, imtina etmesinden özellikle aslında sakınması lazım. Eğer bir doktor, bir hekim eğer insülin tedavisi önerdiyse mutlaka bu tedaviye uyulması gerekli. Teşekkür ederim. Evet, var mı katılım, ilgi gösteren oldu mu hiç? Vallahi çok, yani bir kutu bitti. Merak iyi bir şey. İnsanların farkında olabilmesi için hani bu Dünya Diyabet Günü açıldı. 14 Kasım her yıl diyabet günü olarak kutlanıyor. Ki zaten toplumumuzda 11 kişinin 7'si birisi diyabet hastası. Obezite ve yanlış beslenmeden kaynaklı hani. Biz de böyle bir stand açtık işte kendi çapımızda hastanenin el verdiği kadar. İnsanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Farkındalık, işte yönlendirme yaparak, broşürle, o şekilde. Şöyle bana baktığınızda ne önerirsiniz? Size baktığımda spor eksik görüyorum sanki biraz böyle, evet. Yanlış beslenme ve hani böyle çok açık olmuyor. Söyleyeyim. Ama şeker alıştım. Hastası potansiyeli görmedim sizde açıkçası. Yok. Aynen. Gökçen babasınız. Evet. Bu elden mi bakıyorsun? Biraz bahsetmek. Bir de ben baktırıyorum o zaman. Sen Temel Bey'inkine bak ya da. Ne yapıyor bizim kızlar ya, iyi mi? Kız okuyor şu son. Bir senesi kaldı. Evet. Şöyle. Azıcık güzel edeceksiniz. Bakalım ne çıkacak. Ne zaman belli oluyor? Hemen 10 saniye içinde sonucu veriyoruz. 106 geldi. 106. Nasıl? Kahvaltı yemişsiniz değil mi? Kahvaltıyı fazla yapmadım. İki tane ne yedik orada?
okulda. Poğaça, börek, gazete. Poğaça yedik, öyle bir şey. Yanlış yani. Bizim yaptığımız böyle kısa şeyler, hani zaman almayan hemen oldu bitiriye getirdiğiniz şeyler zaten şeker hastalığına itiyor. %6 gibi bir değer ama hani açlısınız, toplusunuz, tam kesin. Açız sevgiye, dostluğa, kardeşliğe açız. Açız biraz sizin için yüksek. Yani açlık gençliğin direnci ya da daha sonra bakmak lazım sizlere. Ahmet saçlarını öbür tarafa at da yüzün çıkmıyor bak saçlarına. Ahmet'e yok. Evet.